Merhaba. Bugün alerji konusuna bir giriş yapmıştım. Devam edeyim. Neden alerji oluruz? Neden arttı alerjiler bu kadar? Bu konularda konuşacağım. Bundan sonraki planım bu seriyi hazırlarken yararlandığım kaynakları bir post olarak paylaşmak. Çünkü gerçekten bu konuda konuşmak istiyor muyum derseniz hayır konuşmak istemiyorum. Bence bu işi bir alerji uzmanının yapması daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama gördüğüm kadarıyla çok soru geliyor bana bu konuda. Çok fazla hasta görüyorum. O nedenle de kaynak göstererek ve naçizane bir yan dal uzmanı olmadığımı belirterek bu konuya bir giriş yapmaya karar verdim. Ama kaynaksız konuşmayacağımı söyleyeyim. Şimdi alerji nedir derseniz, alerji genelde küçük moleküler ağırlıklı proteinler kaynaklıdır. Ama söylenen şudur ki maruz kaldığınız her şey size alerji yapabilir. Yani bizim alerjik dediğimiz gıdalar aslında sık alerji yapanlar. Ama bildiğiniz bütün protein içeren maddeler ya da metaller alerji yapabilir. Maruz kaldığınız her şey sizde alerji yaratabilir. Alerjiyle ilgili sıkıntılardan biri çok miktarda yoğun maruz kalmak. Genetik faktörler de bunda etkilidir. Ama etkili olanlardan bir tanesi de bir alerjene çok yoğun miktarda uzun süre maruz kaldığında alerji gelişme ihtimali artıyor. Buna en iyi örnek de fıstık, yer fıstığı. Yer fıstığı dünyanın her yerinde evet alerjen ama en yüksek oranlarda alerjisinin görüldüğü yer Amerika. Neden? Çünkü yer fıstığı onları kültürel olarak çok kullandıkları diyetlerinde, yemeklerinde çok kullandıkları yağ olarak da tüketiyorlar. O da en büyük problemlerden biri. Yağ olarak da tüketildiği için çok fazla maruz kalıyorlar. Bu yüzden de alerjisi daha fazla oluyor. Bizim beslenme şeklimizde bir ki değişiklik oldu zamanla. Avcı toplayıcı dönemlerde yani eski dönemlerde az miktarda ve çok çeşitli yiyorduk. Şimdi ise çok yiyoruz ve çeşidimiz az. Bu da alerjilerin artmasına neden olan şeylerden bir tanesi. Çünkü binlerce yıl sürdü avcı toplayıcı dönem. O döneme alışmış vücut. Tarım toplumuna geçiş çok daha kısa bir süreli. 10 bin yıl aşağı yukarı. Dolayısıyla da bu tür diyete vücudumuz çok daha uyum sağlamadı, evrimleşmedi bu konuda. O yüzden de alerjiler daha sık görülüyor. Yani çeşidi bol, miktarı az yemek her zaman için alerjiler için de koruyucu. Başka bir artış neden oldu? Neden son yıllarda bu kadar ayyuka çıktı alerjiler dersek bunların nedenlerine bu videoda bir bakmak istiyorum. Bir tanesi normal doğumların azalması. Normal doğumların azalmasının alerjiyle ne ilgisi var derseniz çok derin bir konu. Şimdi bununla başlayıp videoyu burada kesip geri kalanları sonra anlatabilirim. Şöyle ki bizler aslında tek canlı değiliz. Bizler bir ada evreniz. Bir sürü canlının bir arada yaşadığı her insan bir ada evren. Öyle düşünün. Vücudumuzun her tarafında bağırsaklarımızda, cildimizde, gözlerimizde, cinsel organlarımızda, her yerde bakterilerle ortak bir yaşam sürüyoruz biz. Hatta son yapılan çalışmalar kan beyin bariyerinin içinde, beynin içinde bile bakteri var mı diye tartışan çalışma gördüm. İnanılmaz bir şey ama öyle. Artı başka bir şey daha, vücudumuzdaki enerji fabrikaları olan hücrelerin içindeki mitokondrilerin bile aslında geçmişte ayrı bakteriler olduğu, daha sonra ortak hale geldiğine dair söylemler de var. Kesinleşmiş bir şey yok ama böyle iddialar var, ciddi iddialar hem de. Dolayısıyla o evrenin, yani o evrenin bir evreniz ve bu evrenin içinde bizden başka bir sürü trilyonlarca canlı ile birlikte yaşıyoruz. Onların aleyhine olan her şey bizim de aleyhimize oluyor. Normal doğumlarda şöyle bir sıkıntı oluyor.
Şimdi düşünün ki anneden çocuğa çocuk doğum kanalından geçerken annenin florasını alıyor ve binlerce yıldır o ailenin genetiğiyle birlikte evrilmiş kadim bakterileri çocuğuna aktarıyor. Ve böylece de o beden zaten genetik olarak uyumlu olduğu bakterileri anneden almış oluyor. Ama sezaryenle doğumda vajeni geçtiğimiz için hastane florası yerleşiyor ilk çocuğun bağırsaklarına, ağız yoluyla, deri yoluyla ya da bağırsaklarına, cildine, vücuduna. Bu yavaş yavaş sonradan annenin florasına doğru dönmeye başlıyor ama ilk konfigürasyon kötü. Dolayısıyla da bu bağışıklık sistemiyle çok bağlantılı olduğu için bedenin florası, bir alışveriş var, bir haberleşme var devamlı. Çünkü ortak yaşarız biz. Bağışıklık sistemi de yanlış kurgulanıyor ve alerjiler yönüne çok kayıyor gibi bir söylem var bu konuda. Bir başkası sanayi tipi beslenme. Sanayi tipi beslenmede çok fazla koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı, lezzet arttırıcı var. Bunlara alışık değil bedenimiz. Bunlar son yüzyılın ürünleri. En eskisi son yüzyıl öncesi. Ama biz binlerce yıldır dünyada yaşıyoruz ve bunlara maruz kalma süremiz çok kısa. Dolayısıyla bazı şeylerin aslında gıdanın kendisinden değil, onun içine konan koruyuculardan ya da işte renklendiricilerden, tatlandırıcılardan, lezzet arttırıcılardan kaynaklandığına dair söylemler var. Mesela benim bu konuda en çok şey yaptığım alerji dışında bir de intolerans konusu var. Bu o intolerans konusunda da hep bunu düşünüyorum. Acaba mesela glutene karşı olan hassasiyetlerin de acaba onların içine konan koruyuculardan, katkı maddelerinden, beyazlatıcılardan mı kaynaklanıyor acaba diye bir düşüncem var. Çünkü binlerce yıl buğdayla beslenmiş bir toplum niye şu anda buğdayla kavga eder oldu diye düşünmüyor değilim. Dolayısıyla sanayi tipi beslenmeden mümkün olduğunca uzak durmak alerjiler konusunda koruyucu olacaktır. Bir başka şey 70'lerden itibaren işte alerjik olan gıdaları geç başlayalım ve alerji gelişmesin gibi bir söylemle çok büyük bir hata yaptı dünya, tıp dünyası. Ve şimdi bundan geri dönülüyor. Artık alerjik gıdaları erken başlamaktan bahsediliyor. Bahsediliyor değil, öneriliyor. Bunu mesela İngiltere devlet politikası yapıyor. Diyor ki yer fıstığı alerjisi olanlara, hatta ailede alerji öyküsü olsa bile 4. aydan itibaren yani anne sütü alanlarda 6. ay, mama alanlar, formül mama alanlarda 4. aydan itibaren yer fıstığı ile tanıştırın diyor. Yer fıstığı en alerjiklerden biri. Yani bunun için inek sütü de var, şey de var, balık da var. Ondan sonra alerjik olan yumurta da var, beyazıyla, sarısıyla. Erken başlamanın alerjiyi koruyacağını. Ama bu erken başlarken de hep söylüyorum, miktarı az ve yavaş arttırmak gerekiyor. Başka bir neden de antibiyotik kullanımı, gereksiz antibiyotik kullanımı. Biliyorsunuz gene 70'lerden sonra antibiyotiklerin her derde deva olduğunu düşünen bir nesil ve doktor nesli geçti. Doktor ve hasta nesli geldi. Ve antibiyotikleri çok hor ve kötü kullandık. Bunun sonucu olarak da gene aynı şey oldu. Antibiyotikler bizim ortak yaşarımız olan florada bulunan mikroorganizmalara zarar verdi. Onların içerikleri birbirlerine olan oranlarını değiştirdi. Yabancı bakterilerin, virüslerin vücuda yerleşmesini kolaylaştırdı. Dolayısıyla bunların hepsi de alerjilerin artmasına neden oldu. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Aslında o kadar çok konuşabilirim ki bu konuda. Ama şimdilik burada bitirelim ve daha önce anlattığım şekilde devam edelim. Bu bir sonraki postta literatürü yayınlayayım ben. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.